Eğer sizler de CapCut uygulamasını bilgisayarda nasıl kullanabiliriz öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Herkese selamlar. Bir yeni videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere CapCut uygulamasını bilgisayarımıza nasıl kullanabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Eğer daha önce CapCut uygulamasını bilgisayarınıza indirmediyseniz videonun altında size vermiş olduğum linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya ulaştığınızda eğer yazılarımız Çince ise hemen şuradan yukarıdan Türkçe'ye çevirebiliriz. Türkçe'ye çevirdikten sonra girerseniz bu sayfayı da inceleyebilirsiniz. Burası CapCut uygulamasının bilgisayar için orijinal sayfasıdır. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığımızda burada bazı açıklamalarda göreceksiniz. CapCut uygulamasının versiyonunu da burada hemen indir butonunun altında göreceksiniz. Uygulama ile ilgili versiyonun bilgisayar, sistem ve donanımların gereksinimleri nelerdir onları da burada görebilirsiniz. Buraya ulaşabilmeniz için hemen şurada bulunan yere tıklayarak oraya ulaşabilirsiniz. Oraya ulaştıktan sonra da bu uygulamanın bilgisayardaki donanım ve sistem gereksinimlerini görebilirsiniz. Daha sonra bunu bilgisayarınıza indirerek kurabilirsiniz. Kurulum aşaması bittikten sonra uygulamamızı çalıştırabiliriz. Uygulamamızı çalıştırdıktan sonra arayüzüne ulaşabilmemiz için hemen buradaki butona tıklayabiliriz. Buradaki butona tıkladıktan sonra burada yazıların Çince olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi henüz CapCut uygulaması bilgisayarlarda beta sürümünde olduğu için global dillerde çıkmamış olması. Ancak bu bizi çok da fazla etkilemiyor. Ben şimdi bu uygulamayı bilgisayarda nasıl kullanabiliriz sırayla onları göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk önce uygulamamızın içine editlemek istediğimiz videolarımızı veya resimlerimizi aktarmamız gerekiyor. Bunun için hemen burada bulunan artı işaretine tıkladığımız zaman videolarımız ve fotoğraflarımız neredeyse onları bunların içine aktarabiliriz. İkinci bir video ya da fotoğrafları aktarmamız gerekirse buraya tıklayabiliriz. Ya da diğer bir yöntemle uygulamamızı küçülterek videolarımızı ya da resimlerimizi bu şekilde uygulamamızın içine aktarabiliriz. Video ve uygulamalarımızı uygulamanın içine aktardıktan sonra videolarımızı zaman akışına alabiliriz. Uygulamamızın içine videolarımızı aldıktan sonra uygulamadaki videoları editlemeye yarayan buradaki uygulamaların ne işe yaradığını göstermeye başlayalım. İlk önce burada bulunan butona tıkladığımız zaman burada çeşitli çıkartmalar, animasyonlar, efektler görebiliriz. İstersek bunları videolarımıza ekleyebiliriz. Burası benim çok da kullandığım bir uygulama değil. İkinci olarak ikinci sırada bulunan buradaki butona tıkladığımız zaman burada videolarımıza çeşitli müzikler de ekleyebiliriz isterseniz. Üçüncü olarak da videolarımıza yazı efektleri eklemek istiyorsak buraya tıklamamız yeterli. Burada aşağılara inmemize gerek yok. Hemen en üstte bulunan bu kutucuğu alıp zaman time'ımıza ekleyebiliriz. Bu yazı efektini buraya ekledikten sonra istediğimiz şekilde bunu büyütebiliriz veya küçültebiliriz. Yazı efektimizin üzerine tıkladığımız zaman istediğimiz şekilde buna yazılar yazabiliriz. Ve bu yazı efektimizi de istediğimiz yere de ayarlayabiliriz. İstediğimiz şekilde buna da buradan renkler verebiliriz. Çeşitli grafikler de atayabiliriz. Bir diğer ayarlarda hemen burada altta bulunan kutucuklara tıkladığımız zaman istersek arkasında gölgelendirmeler de yapabiliriz. Bu gölgelendirmeyi istersek buradan da yapabiliriz. Buradaki kutuya tıkladığımız zaman hemen yazı efektimizin altında bir gölge oluşturabiliriz.
Ve buradan ikinci sıraya tıkladığımız zaman burada da yazı efektimize istediğimiz animasyonu verebiliriz. Ve bu animasyonu verdikten sonra burada da bu animasyonun hızını hemen şurada gördüğümüz bu çizelgeden ayarlayabiliriz. Şimdi bu yazı efektimizi kaldıralım. Bir diğer uygulamada hemen burada bulunan kutucuğa tıkladığımız zaman buradan da çeşitli animasyonları görüyorsunuz. Buradaki çeşitli animasyonları da buraya ekleyebiliriz. Bir diğeri ise CapCut'ta en çok kullandığımız uygulama, efektler yani. Buna tıkladığımız zaman buraya çeşitli efektler atayabiliriz. Diğer uygulama ise burada geçiş efektleri. Burada CapCut'ta bulunan geçiş efektlerini de burada uygulayabiliriz. Uyguladığımız geçiş efektini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bir diğer uygulamamız ise burada videolarımıza istediğimiz gibi renklerde verebiliriz. Bir diğer uygulamamızda videolarımıza buraya tıkladığımız zaman buradan çeşitli şekillerde animasyonlar da uygulayabiliriz. İstersek bunu kendimiz yapabiliriz. İstersek de buradaki hazır animasyonları kullanabiliriz. Evet, ben şimdi burada bu videoya çeşitli animasyonlar yaparak videomu editlemeye çalışacağım. Editlemem bittikten sonra da videomu sizlerle paylaşacağım. Evet, editleme işimiz bitti. Şimdi videomuzu izleyelim bakalım. Editleme işlemi bittikten sonra videomuzu bilgisayarımızın masa üzerine alabiliriz. Bunun için de sağ üstteki butona tıklayarak buradan da istediğimiz şekilde çözünürlüğü ayarlayarak ve istediğimiz FPS'i de ayarlamak şartıyla ve buradan da videomuzun ismini yazabiliriz. Ve şimdi videomuzu bilgisayarımıza aktarabiliriz. Videomuzu masa üzerine aktardıktan sonra bu pencereyi kapatabiliriz. Şimdi videomuzu izleyelim.
Evet, videomuzun editleme işlemi son derece güzel olmuş. Sizler de bu şekilde CapCut uygulamasını bilgisayarda kullanarak videolarınızı en güzel şekilde editleyebilirsiniz. Evet, benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videomu burada sonlandırmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bize destek olmuş olursunuz. Hepinize iyi günler dilerim. Star shining in